7 yıldır yurt dışında eğitim alıyorum. Bu yüzden Türkçem biraz bozulmuş olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Tim Delft, makine mühendisliği açısından 2. sırada. Ve ben bu yüzden master için TU Delft'i tercih ettim. Hollanda'da kabul almak çok zor değil. Fakat buradaki sistem seni başlatıp atmaya dayalı bir sistem. 220 kişi olarak başladık makine bölümünde. 3 yılda bitirebilen insan sayısı 30 civarında. Genel olarak Türk insanlarına göre daha soğuk insanlar. Bana birçok insan zor mu diye soruyor ve benim cevabım zor ama istedikten sonra yapamayacağım bir şey değil. Merhaba, ben İzle Çoksaya, 23 yaşındayım. Benim yurt dışı serüvenim 15 yaşındayken Kanada'da başladı ve şu anda Hollanda'da devam ediyor. Hey! İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve Kadıköy Anadolu Lisesi'ne liseye gittim. Kanada'ya 15 yaşındayken gittim ve bu benim için çok büyük bir serüvenin başlangıcıydı. Tamam, çektim. Bakayım bir. Bir bakayım güzel yüzüne. O zamandan beri yurt dışındayım ve şu anda Hollanda'da master yapıyorum. Kanada'ya 10. sınıfta gittim. Eğitim sistemini daha çok beğendiğim için 11. 12. sınıfta da orada kalma kararı aldım. O yüzden liseden Kanada'da mezun oldum. Ben Kanada'yken ailem yanıma sadece bir kez geldi. Ama onun dışında bir daha gelme fırsatı olmadı. Çocukluğumdan beri mühendislik düşünüyordum ve o yüzden daha matematik ve fizik derslerine yöneldim. Fakat hangi mühendislik olana daha karar verememiştim. O yüzden bir sürü mühendislik dalına baktım ve en sonunda makine olmasına karar verdim. Üniversite için bakarken hem Kanada'ya baktım ve aynı zamanda çok uzak olduğu için Avrupa'ya yönelmek istedim aynı zamanda. Makine mühendisliği İngilizce olarak University of Twente'de olduğunu fark ettim. Ve sıralaması da gayet iyi bir üniversiteydi, 200'lerde. Üniversite serüvenim korona zamanında başladı. Bu yüzden buraya ilk gelmem çok zordu. Her yer kapalıydı ve iki tane kocaman bavulla gelmem gerekti. Her şeyi kendim halletmem gerekiyordu. Bana yardım edebilecek bir host aile maalesef yoktu. İlk odam bir öğrenci evindeydi. 12 farklı insanla yaşadım. Herkes farklı bir kültürdendi. Benim için değişik bir tecrübeydi. 12 kişiyle yaşamanın hem iyi yönleri hem kötü yönleri vardı. Bu evde 12 tane farklı oda vardı ve her odanın kendi tuvaleti vardı ve mutfak paylaşılıyordu. Hollanda'da üniversite 3 yıl sürüyor ve sonrasında istersen 2 yıl boyunca master yapabiliyorsun. Master yapınca iş olanakları biraz daha açılmış oluyor. Ben University of Twente'deyken Enschede adlı bir şehirde kaldım 3 yıl boyunca. Ve Enschede küçük bir Hollanda kasabası gibi bir yer, tam Almanya sınırında kalıyor. Şu anda yüksek lisansımı TU Delft'te yapıyorum. Bu teknik bir üniversite ve Rotterdam'da kalıyorum. Lisansımı University of Twente'de yaptım ve bu sıralama olarak 200 civarındaydı. Master'da daha yüksek sıralamalı bir yere gitmek istedim ve aynı zamanda Türkiye'de daha çok bilinen bir üniversite olmasını tercih ettim. O yüzden master için Technical University of Delft'a geçiş yaptım. Bugün çok yoğun bir gün, sabah bir sürü toplantım vardı. Şimdi kütüphanede küçük bir kahve molası veriyoruz. TU Delft, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren bir üniversite. Makine mühendisliği açısından 3. sırada. Ve ben bu yüzden master için TU Delft'i tercih ettim. Rotterdam, Hollanda'nın büyük şehirlerinden bir tanesi. Trenle bağlantıları çok iyi olan bir şehir. O yüzden Rotterdam'da yaşayıp başka yerlerde çalışmak mümkün olabiliyor. Şu an benim okula gitmem bir saatlik bulabiliyor. Hem merkeze gitmek için otobüse biniyorum, sonra Rotterdam'dan Delft'e trene biniyorum ve sonrasında bisiklete biniyorum. Burada herkes bisiklete biniyor ve benim bisikletim şu an Delft'te. Rotterdam'da bisikletim yok çünkü toplu taşımalık gayet iyi çalışıyor. Okula genelde haftada 3 kere falan gidiyorum. Bu tabii ki derslerine göre değişiyor. Bazen her gün gitmen gereken günler olabiliyor, haftalar olabiliyor. Hollanda'ya geldiğimden beri birçok insanla tanıştım. Bunlarda Hollandalılar var, yabancı insanlar var. Maalesef çok fazla Türk yok. Üniversite olanaklarına baktığımda Kanada'daki üniversiteler maalesef 60.000-70.000 Kanadalıları civarındaydı. Hollanda'daki üniversiteler genel olarak 10.000 euro bandındaydı. O yüzden Hollanda daha mantıklı geldi bana.
Şu anda master yapıyorum. O yüzden fiyatlar biraz daha pahalı. 20 bin euroya çıktı maalesef. Fakat sadece 2 yıl sürdüğü için yakın bir zamanda bitirmiş olacağım. Burada özel ve devlet üniversitesi farkı yok. Fakat Avrupa Birliği vatandaşlarının ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayanların ödediği fiyat çok farklı. Örneğin bir Hollandalı için 2 bin euroyken yabancılar için 10 bin euro, 20 bin eurolara gelebiliyor. Başvurucu sürecim Kanada'dan gerçekleşti. Kanada diplomasını da kabul ettikleri için hazırlık okumama gerek kalmadı. Fakat bazı arkadaşlarımdan duydum ki Türkiye'den Türk diplomasıyla mezun olursan bir sene hazırlık okuman gerekebiliyor. Hollanda'da kabul almak çok zor değil, fakat buradaki sistem seni başlatıp atmaya dayalı bir sistem. Örneğin biz 220 kişi olarak başladık makine bölümünde. 3 yılda bitirebilen insan sayısı 30 civarında. Buradaki kiralar öğrenci evleri için 400-500 euro bandında. Stüdyo daireler 1000 euro civarına geliyor. Eğer bir arkadaşın apartman dairesi tutmayı tercih edersen o da 1000 küsur euroya gelebiliyor. Genel harcamalar olarak tabii ki her şey sana bağlı. 50 euro'dan 100 euro'ya kadar haftalık alışveriş masrafı bekleyebilirsin. Sosyal aktiviteler falan derken aylık giderin 1500 ve 2500 euro arası değişebiliyor. Master'ımın ikinci yılındayım ve tabii ki bir sonraki hedefte neler yapacağımı düşünüyorum. Bir ara babama doktoramı yapsam dedim, adamın suratı biraz düştü. Büyük ihtimalle çalışmaya başlayacağım. Hollanda'da mühendislik konusunda bayağı iş olanakları mevcut. O yüzden ilk burada başlamayı daha doğru buldum. Maalesef Hollanda'da makine mühendisliği kadınlar açısından çok tercih edilen bir durumda değil. Kadın yüzdesi %10'dan daha az. Hala bazı insanlar kadınların bu konuda çok iyi olmadığını düşünebiliyor. Burada okurken çalışmak çok normal bir şey. Çok farklı öğrenci işleri var. Saatli 10 euroluk olan işler de var ve 15-20 euroya çıkan işler de var. Hollanda'da iş bulmak konusunda çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Çünkü makine mühendisliği konusunda biraz açıklıkları var. Başlangıç maaşları 2800 ve 4000 euro arasında değişiklik gösteriyor. İlerledikçe bu maaşlar aslında o kadar fazla yükselmiyor. Fakat buradaki yaşam kalitesi daha yüksek. Herkesin çok daha fazla izni var. Çocuk sahibiyseniz bununla ilgili destekler var. En kolayı özel okul gibi bir masrafınız olmuyor. Hollanda'nın en sevdiğim yönlerinden bir tanesi eve Kanada'ya göre daha yakın olması. 7 yıldır yurt dışında yaşıyorum ve İstanbul'da özlediğim en çok şey martılara simit atmak. Hollanda'da olmanın en büyük avantajlarından bir tanesi birçok ülkeye çok daha rahatlıkla gidebiliyorsun. Örneğin bir otobüste Paris'e gidebiliyorsun. Veya bir hafta sonu günübirlik Belçika'ya veya Almanya'ya gidebiliyorsun. Bana birçok insan zor mu diye soruyor ve benim cevabım zor ama istedikten sonra yapamayacağım bir şey değil.